Evet efendim, devam ediyoruz. Şimdi şu konsey sonrası Batuhan Melis dertleşmesine geçeceğim ama reklam arasında bana o kadar çok mesaj geldi ki. Aa. Bu arada Lila aradı beni. Damla da yanımdaydı. Baba ne olur gel diyor. Yani evet. Şurada zor duruyorum şu an. Ya sen ne duygusal bir ponçik bir baba oldun ya. Ama bak baba olmak öyle bir şey. Evet ya. Hakan acayip baba olduktan sonra. Çok imreniyorum biliyor musun Hakan? Çok değişti. Daha duygusal gerçekten oldun tabii. Sağ ol. Teşekkür ederim. Vallahi gerçekten değişik bir duygu herhalde. Sözü başınıza. Amin sözü inşallah. Sözü başınıza Mert çok iyi geliyor. Hele senin gibi böyle sakin birine çok daha sakin getirir. Darısı başına inşallah. Tek bir aday yok tek başımıza ama çocuk yapamıyoruz değil mi? Evet olmuyor maalesef. Henüz teknoloji gelişmedi değil mi? Aynen. Şimdi şunu soracağım. Bana çok mesaj geldi reklam arasında. Hatırlıyor musunuz Batuhan bir iletişim oyununda annesine bir sesli not bırakmıştı. Evet. Hani bu tip şeyleri kafası çalıştığı için herhalde belki seyirciler oradan yakaladı. Hep şey yazmışlar bana. Bu akşam da hani salı günleri iletişim oyunu oluyor ya. Aha. Acaba orada bir şifreli mesajlaşma olabilir mi? Ve bunu Acun abiler yakalamış olabilir mi diye yazmışlar. Yok sanmam. Günah benim boynum olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Yok sanmam ya. Hı? Yok yok zannetmiyorum ya. Çünkü organize bir şey mi diyorsun bu? Tabii tabii. Yani orada hani şifreli mesaj sadece Batuhan'la iletişim ödülü kurduğu kişi arasında olabilecek bir şey. Ama diyor ki şey bana patlaması çok kötü diyor. Belki hani gönderen arkadaşları ya da aile tarafından böyle bir şey yapıldı tamam, da. Tamam o zaman Batuhan'a patlamaz. Aksızlığa uğradım demez o zaman. Hayır o zaman Batuhan'a patlamaz zaten. Yani Batuhan belli ki orada suçlu bulunmuş bir hadiseden dolayı ve suçsuz olduğunu anlatmaya çalışıyor çocuk. Tamam işte diyorum ya düşünse senin arkadaşların sana şifreli bir şey yolluyor. Hayır, mesela ya diyorlar ki Mert diyorlar. Anladım. Okuldaki dersin 4 geldi sonraki dersin 3 geldi ama ne derler hoca ile konuştuk 2 yaptık diyor. Anladım. Bu senin mesela SMS sıralaman evet. 4-3-2 diye. Ama o da Batuhan yani o konu yüzünden Batuhan suçlanmaz yani oradakiler de Batuhan'ı suçlamazlar. Çünkü ama Batuhan'la bu tatta bir suçlanır. Bu ha? Tatta konuşabilir Acun abi belki. Bak şey şu an hiç şey evet üretiyorum. Aslında doğru bir yerden yakın. Mantıklı hiç, hiç sanmıyorum. Batuhan'la alakalı bir şey değil ki Acun abi niye bu konuyla alakalı Batuhan suçlasın? Batuhan'ın bir şey başka bir şey yapmış olması lazım yani daha bariz bir suç olması lazım. Ortada bir. Hani başka birinden şifreli mesaj gelse Batuhan hani bana ne abi der yani hani ben bir şey yapmadım ki. Ben bile anlamadım olayı der yani. Hani siz çözmüşsünüz bana da söyleyin neymiş şifre falan. Hayır ben bundan dolayı bir ceza oradan girelim arkadaşlara ulaşıyorlar. Arkadaşlarım şey diyor ki ya, ya evet böyle bir şey yaptık o bize söylemişti falan diyor mesela. Bak arkadaşlar. Hanzade'de öyle bir durum olmuştu diyor. Ya hatırlıyor olabilir. Musunuz? Arkadaşları patlatabilir bak onu bile bak. Hanzade'nin pardon iletişimde arkadaşlarıyla olması gerekirken eşi de çıkmıştı o görsellerde. O yüzden hani bir dahaki iletişimde aile ödülü olduğunda bundan yararlanamayacaksın. Hani arkadaşın ya da atıyorum ailesinden başka birisi olacak gibi. Hani Acun Bey böyle bir konuşma yapmıştı. Acaba senin dediğin gibi bir durum olup da Batuhan iletişimlerden 3 ceza almış olabilir, 2 ceza almış yok, olabilir yok mi böyle bir şey? Olabilir. Ben tamamen kriminal hala bir ekip halinde yapılan ama ihalenin Batuhan'a kaldığı kriminal bir olay olduğunu düşünüyorum. Bakalım Mert'in tahmini çıkacak mı yine? Yarını bekliyoruz. Çıkar. Yarın burada konuşacağız bakalım. Şimdi şöyle yapalım o zaman bir konseye uzanalım. Daha doğrusu konsey sonrasına Batuhan'la Melis adada dertleşiyorlar. Bakalım neler konuşmuşlar. Her şeyi buraya kadar. Gidiyorum ya diğerlerine. Ay Batuhan. Ne olur yapma ya. Ne olur yapma ya. Şu konuşmayı yapmam bile beni sinirlendiriyor. Batuhan'dayız. Çık mısın? Nasıl? Gittim. Her şey. Her sen şey gücünle beni tutuyorsun. Ben gücüm bile bitti. Tövbe. Manyak ya bu. Valla sıyırmış bak. Sayende 3 ay kaldım Batuhan. Sana çok borçlu. Bundan sonra güzelde sen derim bir peşin. Allah Allah. Oo çok ağır ben bir izin aldım ya. O güç sana ait. Batuhan hakkını ödeyemem. Çünkü sen şeysin çünkü sen performansı düşük, adı hayatı sorumlu ve gerçekten potayı, potayı aynı herkesin seni göndermek istediği çok potaya yakışan bir isimsin. Evet. O yüzden seni çok korumak. Var ki. Ha, o yüzden seni gerçekten. Aynen. O yüzden bayağı korudum seni. Sen bir hafta kalmak içerim. Oh, oh, oh. Neler 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 neler. Neler neler duydum. Hadi ben yani sen böyle bir şey inanılmaz. Ben... Evet sen gücünle beni tutuyorsun. Ben gücümle seni ittiriyorum diyor Melis. Geyik muhabbeti yapıyorlar. Ha? Geyik muhabbeti yapıyorlar tamam. İyi bir ikililer ama ya. İyi neşeliler. Hani... Ben güzel bir muhabbet yani. Komik yani.
Esprili. Gece muhabbet tehlikelidir ama. Ya geyik muhabbeti yapıyor. Ay gece muhabbeti geyik muhabbeti tehlikeli. De şu kısmı yok mu sizce de? Daha önceden hani bu konuyu böyle şaka olarak konuşuyorlar. Birbirlerine takıyorlar. Birine de giydiriyorlar ama. Evet yani birilerine laf gidiyor. Ha, ama daha öncesinde Melis dememiş miydi? Her an beni potaya koyabilirler. Ben hedef miyim? Hedefte ben varım gibi bir konuşma geçmemişti. O konuşmayı yaparken ciddiydi ama. Mesela buradaki geyikse eğer... Ve şeyi de söylüyor, herkesin potaya yakışan bir isimsin, herkes seni potaya koymak istiyor, sen zayıf bir yarışmacısın derken hani burada birilerine takılıyorlar da hani oradaki konuşma neydi o zaman? Beynim yandı. Fake abi. Bir konuşma mıydı? Yo, doğru söylüyor, orada işte şey laf vuruyor bence şey olarak yani. Hayır sen hani... şey mi diyorsun, Melis daha önce beni potaya yazabilirler diye bir iddiası derken vardı. Derken ciddi konuşuyordu. Hani hedefte ben varım, beni koyacaklar potaya diye ciddi bir konuşma gerçekleşti. Ama onu herkes şimdi söylüyor ya. Şimdi burada takılıyor ya. Herkes söylüyor. Ama aslında Melis'in potaya girme gibi bir ihtimali yoktu. Belki o hafta öyle bir şey hissetmiş olabilir ya. Hani o hafta söylediği şey aslında kendiyle alakalı genel bir değerlendirme değildir bence. Ya yarışmacılar da şu tat oturdu artık 10 yıl Survivor seyredince. Konseye çıkmadan işte bugün gidebilirim diyen adam bir şekilde kitlesini hareketlendiriyor. Maalesef artık buna uyanmıyor. O zamanki bilinçli bir hareketti demek ki. De, o da olabilir. O da olabilir. Çıkarım yapıyorum ben. Çünkü bunu birinci olduktan sonra da önce de Batuhan da yapmıştı ya da başka yarışmacılarda. Biz mi hareketlendiremedik? Bu yarışmacılarda efendim sen tersi sen çok doğaldın. Ben çok sıkıldım her an gidebilirim dedim bir hafta sonra uçtum abi. Bizim kitle niye hareketlenmedi? Sıkıldım kısmı yanlıştı anladın mı? İşte bizim kitle niye hareketlenmedi? Buradan söylüyorum. Bizim Survivor'dan sıkıldığını söylediğin için olabilir. Evet. Olabilir. Ah canım sıkılmış biz oyatmayalım o ailesine kavuşsun evet. Diyenler olmuş. Olabilir. Büyük ihtimal öyle oldu biliyor musun? O da yanlış tehlikeli. Gel sana bir kıyak yapalım dedi. Aynen o da tehlikeli. Şimdi bilmiyorum fark ettiniz mi ama Batuhan'ın röportajları böyle bir vites 6'dan artık arabalar 6 vites o yüzden 5 demiyorum. Bir böyle 3'e 4'e indi. Çok güzel aradığımız görüntüler. Daha bir sakinleşti. Müthiş. Şimdi Batuhan'ın konsey sonrası bir yorumlarına gelelim. Batuhan bakalım röportajda konseyle alakalı neler söylemiş? Konular bitmiyor. Bitmek, tükenmek bilmiyor. 3 ayın patlaması ne çözü bir iki konseydir. Ve ne yazık ki en çok konuşan ne yazık ki tabii ki ben. En çok konuşulan ben. En çok konuların etrafının ortasında olan ben. Yani kurtulmaya çalışmak artık istemiyorum. Artık ne yapacağım biliyor musunuz? O kılıcı kınında tutmayacağım. O kılıç sürekli dışarıda. Ben savunmada falan değilim. Geleni keseceğim bu saatten sonra. Ben senin hikayeni 3 aydır buradayız. Vallahi hala bilmiyorum. Sana geçen gün sorduğumda hatırlıyor musun? Çok böyle ayaküstü olduğu için uzun hikaye dedin. Hani öyle bir an geçişim. Ben senin hikayenin ne olduğunu, İsmail abi aranızda ne anlattığınızı hiçbir şey bilmiyorum. Hadi söyle bana söyle hani.